Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf fen bilimleri dersinde 2. ünitedeyiz. Canlıları tanıyalımı işleyeceğiz. Buyurun bakalım dersimize. Evet arkadaşlar, öncelikle diyoruz ki, şimdi çevremize baktığımızda canlı cansız varlıkları görüyoruz. Biz şimdi canlı varlıkları inceleyeceğiz. Bunların ortak özellikleri nelerdir? Canlı varlıkları nasıl sınıflandırırız arkadaşlar? Kaç gruba ayrılır? Bunların genel manadaki ortak özelliklerini nasıl sıralayabiliriz dediğimizde arkadaşlar, bakın, canlı varlıklar büyür, gelişir, solunum yapar, beslenir, boşaltım yapar, ondan sonra üreme yapar, neslini çoğaltır, hareket eder ya da ve bunun gibi bir benzer özellik sergileyebilir. Çünkü neden? Hocam diyeceksiniz ki bitki canlıdır da bitkinin ben koşup yürüdüğünü görmedim. Arkadaşlar bitkiler de kökünü suya doğru, yapraklarını da arkadaşlar güneşe doğru dönerler. Bu hareketleri yaparlar arkadaşlar. Kendilerince kısıtlı hareketleri vardır. Ama bu saydığımız özellikler, beslenme, büyüme, gelişme, üreme, boşaltım ve hareket etme arkadaşlar, canlıların genel ortak özellikleri olaraktan sıralayabiliriz. Diyor ki çevrenizdeki canlıları gözlemleyerek sahip oldukları özellikleri listeleyiniz diyoruz arkadaşlar. Basit bir şey. Bütün canlılarda beslenme şekli aynı değildir. Örneğin ceylan sadece otla beslenirken insan hem et hem otla. Bazı hayvanlar arkadaşlar mesela sadece otla besleniyor. Bazı hayvanlar, bazı canlılar etle beslenen, sadece aslan gibi, kartal gibi hayvanlar mesela, etçil olan hayvanlar var. Bazıları hem et hem otla besleniyor. Bir de burada özellikle altını çizeceğimiz şey şu arkadaşlar. Bitkiler, bakın biz canlılar, biz insanları arkadaşlar bilim adamları hayvanlar kategorisinde sınıflandırıyor. Bitkiler kategorisinde arkadaşlar, bitkiler kendi besinlerini kendi üretiyor. Ama bizim gibi canlılar arkadaşlar, onun haricindeki canlılar, kendi besinlerimizi biz dışarıdan alıyoruz. Yani kendi vücudumuzda besin üretemiyoruz ama bitkiler kendi besinlerini kendileri üretiyor diyoruz. Neyle? Fotosentez sayesinde diyerekten dipnot bırakabiliriz buraya arkadaşlar. Devam ediyorum. Yeşil bitkilerin tamamı diğer canlılardan farklı olaraktan kendi besinlerini kendi üretirler diyor arkadaşlar. Köşe taşımız diyor ki canlıların ortak özellikleri arasında yer alır. Beslenme, büyüme, gelişme. Hangileri? Cevap denizli. Üçü de ortak özellik arasında yer alıyor. Evet arkadaşlar. Canlıların ortak özellikleri arkadaşlar, ne diyelim? Beslenme, büyüme, üreme, solunum diyelim değil mi arkadaşlar? Ya da hareket de diyebilirdik. Aklınıza ne geliyorsa 4 tanesini yazabilirsiniz. Doğru yanlışlara bakalım. Canlıların bütün özellikleri aynıdır. Yanlış. Bazı canlılar sadece etle beslenir. Doğru. İşte aslan gibi vesaire, kartal gibi. Bitki ve hayvanlardan hareket etme özellikleri birbirlerinden farklıdır. Doğru. Çünkü bitkiler ne demiştik? Eğilim yaparlar. Hayvanlar hareket ederler. İstedikleri yere bir yerden gidebilirler. Bütün canlılar büyür ve gelişirler. Bu doğru. Canlıların genel ortak özellikleri arasında bunu saymıştık. Altını çiziniz diyor. Beslenme şekli farklı canlıların türlerinde farklıdır arkadaşlar. Solunum canlıların ortak özelliklerindendir. Çünkü bütün canlılar solunum yapar. Peki biz havada oksijen soluyoruz. Nefes alıyoruz akciğerimizde. Peki balıklar ne soluyor? Balıklar da oksijen soluyor ama solungaç solunumuyla, solungaçlarından alıyorlar. Suyun içindeki oksijeni alıyorlar arkadaşlar. O da bir solunum, unutmayalım. Aynı canlılar benzer şekilde çoğalırlar arkadaşlar diyoruz. Geldik 3 tane test sorumuza. Diyor ki bütün canlılar yaşamlarını sürdürmek için beslenir. Bütün canlılar aynı besine beslenir. Canlıların beslenme özelliklerine ait ifadelerin hangisi söylenebilir? Bütün canlılar yaşamını sürdürmek için beslenir. Doğru. Aynı besine beslenir. Yanlış. Yalnızca bir doğru burada arkadaşlar dedik. Geçiyoruz. Canlıların ortak özelliklerinden değildir. Boşaltım var, üreme var, solunum var. Besin üretmeyi sadece kimler yapıyordu? Bitkiler yapıyordu. Üçüncü soru, canlılarla ilgili aşağıdaki ifadeden hangisi doğrudur? Bütün canlılar aynı özelliklere sahiptir. Yanlış. Canlıların ortak ve farklı özellikleri vardır. Doğru. Canlı varlıkların tamamı hareketlidir. Arkadaşlar, bir kısmı bitkiler gibi hareketsiz eğilim yaparlar. Buraya geçiyoruz. Bütün canlılar etle beslenir. Burası da yanlış diyoruz arkadaşlar. Devam ettik canlıların sınıflandırmasına.
Şimdi camların sınıflandırmasında diyor ki bir markette işte reyona gittiğiniz zaman her ürünü kendi sınıfında işte şeker grubu, tatlı grubu, tuzlu grubu, makarna grubu, pirinç grubu, işte ne bileyim bakliyat grubu, et grubu, sebze grubu diye gruplandırırlar ki seçmek kolay olsun. Bilim adamları da bundan dolayı canlıları sınıflandırmışlar. Bunları sınıflandırması ve seçmesi ve bunların özelliklerini çıkartması kolay olsun diye 4 farklı grupta inceliyoruz. 1. Arkadaşlar hemen söyleyeyim, insanlar nerede diyeceksiniz? İnsanlar bilim adamlarına göre hayvanlar grubunda yer alıyoruz. Bitkiler, mantarlar. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız eminim ki mantarları bitki zannediyor. Mantar bitki değildir. Besinini kendi üretmez. Mantar dışarıdan beslenir arkadaşlar. Ve mikroskobik canlılar 4 bölümde hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve mikroskobik canlılar olaraktan inceleyeceğiz. Canlıların gözlemlediğimiz özelliklerine bağlı kalarak bir sınıflandırma yapınız demiş. Biz de geliyoruz arkadaşlar. Sınıflandırmadan sonra hangisi dışında kalır? Hayvanlar, insanlar, mantarlar, mikroskobik canlılar. Kim dışarıda kaldı? Maalesef biz dışarıda kaldık. Biz hayvanlar grubuna giriyoruz arkadaşlar. Burada gelelim bakalım. Diyor ki tabloda verilen temel canlı sınıfları arasında yer alanları gülücük, almayanları da somurtkan işareti belirleyiniz diyor. Mantarlar, biz tik atalım. Var. Omurgalılar yok. İnsanlar yok. Bitkiler var. Böcekler yok arkadaşlar. Burada mantarlar ve bitkiler burada canlı sınıflarına giriyor. Aşağıdaki şemayı tanımlarınız canlılar alemi, hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve arkadaşlar mikroskobik canlılar. Mikroskobik canlı nedir arkadaşlar? Mikroskopla birlikte görülebilecek çok küçük yapılı bakteri, virüs, amip, öglena bunun gibi arkadaşlar canlılara biz mikroskobik canlılar diyeceğiz. Evet, altlarına bunların dahil olduğu sınıflar mantarlar, hayvanlar, karga, bu da hayvanlar grubu, bu da arkadaşlar bitkiler grubu. Tamam mı arkadaşlar? 3 tane sorumuz bakalım bize ne diyor? Hangisi diğerlerinden farklı sınıfta yer alır? Mantarlar, hayvanlar, hayvanlar, hayvanlar. Ne olacak? Mantar bunlardan farklı sınıfta yer alacak. Basit sorular gördüğümüz gibi. 2. Aşağıdakilerden hangisi canlıların temel sınıflandırmasında oluşan gruplardan değildir? Hayvanlar var, mikroskobik canlılar var, mantarlar var ama sürüngenler bu oluşan grupta değiller. Evet, yukarıdaki verilen canlılar hangi başlık altında toplanabilirler arkadaşlar? Mantar, bitki, mikroskobik canlılar, bakın bakteriler bunlar ve hayvanlar. Nerede toplayabiliriz bunları? Canlılar olaraktan ortak grupta. Çünkü her biri farklı bir grup. Bunları tek başlık altında canlılar olaraktan toplayabiliriz diyoruz. Gelelim mikroskobik canlılar. Bakın arkadaşlar, mikroskop 17. yüzyılda İngiliz ve Hollandalı bilim adamları tarafından keşfediliyor. Mercekler yardımıyla, işte ilk gözlükçü birisi bunu buluyor arkadaşlar. Daha sonra mercekler yardımıyla büyütüp çok küçük cisimlerin görülebilmesini, çok küçük canlıların görülebilmesini, mikroskobik canlıların görülebilmesini sağlıyor. Bakın mikroskop yardımıyla görebildiğimiz canlılara mikroskobik canlılar adını veriyoruz. Bakteri, amip, öglena, paramecium gibi arkadaşlar. Mikroskobik canlıların yaşam alanları oldukça geniştir. Her yerdedirler. Havada, canlı ucunda, toprakta, besinlerde yaşarlar. Mikroskobik canlıların yararlı ve zararlı olanları vardır. Şimdi bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle önce yararlı olanlarına bakalım. Bakın yoğurdu sütten yoğurt yapan arkadaşlar yoğurt bakterisi faydalıdır. Sirkeyi arkadaşlar üzümden sirke oluşturan bu bakteri faydalıdır arkadaşlar. Daha sonra bitki ve hayvan ölülerin çürümesini sağlıyor. Hocam niye çürümesini sağlıyor? Şöyle düşünün. Bitki ve hayvan ölüleri eğer toprakta çürümeseydi arkadaşlar dünya canlı ölüsünden adım atılamayacak hale gelirdi. Bunların canlıların öldükten sonra tekrardan çürüyüp toprağa geri dönmesi, dünyanın yaşanabilir olması gerekiyor ki bunu da çürükçül bakteriler diyeceğiz arkadaşlar. Çürükçül bakteriler yapacaklar. Bunları göreceğiz birazdan. Zararları neler arkadaşlar? Bitki ve hayvanlarda hastalıklara yol açar.
Dişlerimizin çürümesi, zararlı bakteriler. O yüzden fırçalayın diyoruz. Besinlerin çürüyüp bozulmasına sebebiyet verir arkadaşlar. Ve kolera, sıtma, verem, tifo gibi bulaşıcı hastalıklar, hatta grip, şu anda mesela yaygın olan korona gibi arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar mikroskobik canlıların bulaştırdığı hastalıklardan, zararlı olanlardandır diyebiliriz. Bakalım burada canlılara ait atık ve kalıntıları çürüterek doğaya kazandıran canlılara ayrıştırıcı, çürükçül bakteri de denir. Ayrıştırıcılar olmasaydı dünyamız dev bir çöplüğe dönüşebilirdi diyor. Gelelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılara örnektir? Eratotu değil, solucan değil, amip, evet, şapkalı mantar değil arkadaşlar. Basit bir soru gelmiş. Diyor ki, aşağıda fotoğrafların mikroskobik canlıların yararlı ile ilgili olanları işaretleyiniz. Sirke yapımı yararlı çünkü kullanıyoruz. Sütten peynir, yoğurt, bunların yapımı yararlı. Dişlerin çürümesi zararlı. Meyvelerin çürümesi zararlı. Gördüğümüz gibi basit örnekler var. Doğru yanlış olaraktan görelim. Mikroskobik canlıların tamamı yararlıdır. Yanlış. Zararlı olanlar da var. Bazıları canlara ait atıkların çürümesini ve toprağa karışmasını sağlar. Doğru. Ayrıştırıcılar. Mikroskobik canlılar diğer canlıların vücudunda yaşayabilirler. Doğru. Mikroskobik canlılar gözle görülebilir. Yanlış. Gözle göremeyiz. Mikroskop altında görebiliriz. Bazı mikroskobik canlılar hastalık yapar. Doğru. Değil mi? Sıtma, verem, tifo gibi falan. İşte virüse bağlı grip gibi hastalıklar. Gelelim bakalım. Mikroskobik canlıların yararlarından değildir. Sütün, peynir, üzümden sirke, pamukçuk hastalığı canlı atıklarının çürümesi. Tabii ki bir hastalık yararlı bir şey değildir, değil mi arkadaşlar? 2. Murat öğretmenin özelliklerini belirttiği canlı grubu aşağıdakilerden hangisi? Canlı atıkların çürümesini ve doğaya kazanmasını sağlar. Sirke, yoğurt, oluşum gibi olayları gerçekleşmesine katkıda bulunur. Mikroskobik canlılardır arkadaşlar. Bunlar genelde bahsettiği grup. Evet. Hava, canlı vücudu, toprak. Fen bilimleri dersinde öğretmenin sorduğu soru, deniz yukarıdaki yanıtı vermiştir. Hangisi sorusu olabilir? Mikroskobik canlılara örnek verir misiniz? Mikroskobik canlıların yararları nelerdir? Mikroskobik canlıların zararları nelerdir? Mikroskobik canlıların yaşam alanları nelerdir? Hava, canlı vücudu, toprak. Evet, sorusu ancak yaşam alanları nelerdir dediğinde bu cevabı verebilir. Dolayısıyla bu tip sorularda tüm şıkları okumadan arkadaşlar sakın ona cevap vermeyin diyoruz. Şimdi mikroskobik canlıların etkileri. Bakın, pastörizasyonu anlatacağım arkadaşlar. Sütün. Tabii bunu ilk bulan bilim adamı da Pasteur. Kendi ismini veriyor. Pastörizasyon diyor. Sütün arkadaşlar sıcaklığın arttırıldıktan sonra şimdi bir besinin içerisindeki besinlerin pişmesinin sebebinin en önemli şey arkadaşlar içindeki zararlı mikroskobik canlıların etkisiz hale getirilmesidir. Bundan dolayı bilhassa sıvı gıdalarda arkadaşlar çok vardır bu. Nasıl sterilize edilir ya da nasıl pastörize edilir? İçindeki mikroorganizmalar nasıl öldürülür? Bunlar arkadaşlar yüksek ısıya çıkartılaraktan anında soğutma işlemine tabi tutulur. İşte bu sütü ısıtıp ondan sonra tekrardan içindeki canları etkisiz hale getirdikten sonra tekrardan soğutmaya ne olur? Pastörizasyon denir. Böylece besinlerimiz zararlı mikroskobik canlılardan arındırılmış olur. Bakın önemli bilgi var. Pestis adı verilen, altını çizelim, pestis adı verilen bakterinin neden olduğu veba tarih boyunca milyonlarca insanın ölmesine sebep olmuştur. Günümüzde ise aşı ile korunmaktayız. Tıpkı arkadaşlar korona gibi. Bu da bir arkadaşlar mikroskobik canlının zararlarından bir tanesi. Diyor ki mikroskobik canlılar oldukça önemli canlı gruplarındır. Örneğin canlıların atıklarının çürümesini sağlar. Yani dünyamızın doğal temizlikçileridir. Tamam. Yoğurt, peynir, turşu gibi bakın turşunun da yapılması bu mikroskobik canlıların faydalarından görev alırlar. Bununla birlikte olumsuz etkileri de vardır. Besinlerin çürümesi, dişlerimizin çürümesi değil mi arkadaşlar? İnsanlar geçmişte besinlerinin bozulmaması için geçmişte tuzlama, kurutma, yer altına saklama, turşu yapma gibi yöntemleri kullanmışlardır. Bunlar eskiden kalan yöntemler. Günümüzde dondurucular, pastörize etme ve kimyasal işlemden geçirme gibi yeni yöntemler eklenmiştir. Diyor ki mikroskobik canlıları incelememize yarayan araçlara mikroskop denildiğini biliyoruz. İnceleme yaparken eldiven maske giymeliyiz. Hatta bunu yaptıktan sonra da ellerimizi yüzümüzü çok iyi yıkayıp sabunlamalıyız ki arkadaşlar. Bu gibi mikroskobik canlılardan ellerimizi bol su ve sabunla temizleyerekten ancak kendimizi koruyabiliriz. Buna da çok dikkat edelim. Hatta bilhassa okuldan geldiğimizde
dışarıdan dışarıya çıkıp eve geldiğimizde mutlaka ellerimizi sabunlu suyla arkadaşlar bir 20 saniye civarında tertemiz yıkayalım. Hastalıklardan korunmamız adına en etkili yöntem budur. Bu kadar. Aşağıdakilerden hangisi besinlerimizin bozulmasını önlemek için insanların geçmişte kullandığı toprak altına saklamak, kurutmak, turşu yapmak. Bu üçü. Ama geçmişte buzdolabı yoktu arkadaşlar. Geçmişte diyor. Günümüzde sterilizasyon, kimyasal işlemler, buzdolabında saklamak falan filan pastörize etmek. Ama geçmişte bunlar yoktu arkadaşlar diyoruz. Sorumuz diyor ki yukarıdaki tabloda verilen yöntemlerden hangileri besinleri mikroskopik canlıların etkilerinden korumak için kullanılan yöntemlerdendir? Turşu yapma var. Konserve arkadaşlar yok. Dondurma var. Tuzlama var. Soğutma var. Pastörize etme var arkadaşlar ama konserve etmek burada koruma yöntemlerinden değil. Kısaca yanıtlayınız diyor. Mikroskopik canlıları neden mikroskopik canlı adı verilmiştir? Çünkü ancak mikroskop ışığı altında, merceği altında görülebildikleri için, gözle görülemedikleri için mikroskopik canlılar adını vermişizdir. Olumlu etkilerine iki örnek arkadaşlar. Yoğurt yapımı, yoğurt ve sirke yapımı ya da canlı ölülerinin ne diyelim arkadaşlar şey yapılması, çürümesini sağlaması yani ayrıştırma görevi. Sebep olduğu hastalıklara 3 örnek veririz. Sıtma, kolera, bir de arkadaşlar grip virüsü diyelim. Grip tamam mı? Ya da şurada bir tane bir hastalık vardı. Neydi? Pestis bitki şeyinin canlısının meydana getirdiği veba gibi arkadaşlar hastalıklara örnek verebiliriz. Günümüzdeki korona da buna bir örnektir arkadaşlar. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi besinlerin mikroskopik canlılardan korumak için geçmişte sık kullanılan bir yöntemdir? Dondurucuda saklamak, kurutmak, soğutucuda saklamak, pastörize etmek. Geçmişte ancak kurutmak vardı arkadaşlar. Geçmişi düşünün, dikkat edin. Şimdiki zaman demiyor. Geçiyoruz 2'ye. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi mikroskopik canlılara sebep olduğu bir hastalık değildir? Kolera, sıtma arkadaşlar var, var, veren var ama kalp krizi bunlardan biri değil diyoruz arkadaşlar. Geldik 3'e. Evet, mikroskopik canlıların olumsuz etkilerine örnek olarak neler verilebilir? Uygar öğretmenin sınıfta sorduğu soruya hangi öğrencinin verdiği yanıt doğru değildir? Olumsuz etkileri. Canlı atıkların çürümesi bu olumlu. Bak cevap bu olacak. Buna bir soru işareti koyayım. Meyve sebzelerinin çürümesi olumsuz. Dişlerimizin çürümesi olumsuz. Bulaşıcı hastalıklar neden olması olumsuz ama canlı atıkların çürümesi ne demiştik arkadaşlar? Bu olumluydu. Yoksa dünyamız yaşanmaz hale gelirdi. Her yerde bir canlı ölüsü olurdu arkadaşlar. Bunu iyi düşünün. Tarihin ilk çağlarından beri arkadaşlar kaç milyar insan gelip geçmiş yaşamış ama ne oldu? Bunların hepsi ya da bitki hayvanların hepsi çürümüş. Şu anda günümüzde yok. Olsaydı bizler yaşayamazdık. Böyle düşünmek gerekiyor diyorum ve konunun birinci videosunu burada son bulduruyorum. 5. sınıf matematik ve fen bilimleri dersini açıklama kısmına oynatma listelerini bırakıyorum. Buradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.